Bu olay 2012 Haziran'da başlıyor. Polisin İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü yürüttüğü bir uyuşturucu operasyonunda dinlemeler, kararlarla büyük bir operasyon yürütülüyor bir narkotik gruba yönelik ve bu arada da uyuşturucu maddeyi satın alan kişiler satın aldıktan sonra gözaltına alınıp daha sonra ifadeleri alınıp bırakılıyor. Buradaki amaç aslında çeteye doğru yürümek. Yani dolayısıyla Onur'un bu dosyanın bu büyük operasyonda bir dahiliyeti yok. Ancak bir uyuşturucu satın aldıktan sonra gözaltına alınıyor ve burada işkenceye maruz kalıyor. Yani o gece uzun bir işkence sürecine maruz kalıyor. Sonrasında ifadesi alınıyor. Bırakıldıktan sonra tekrar emniyete çağrılıp ifadeleri değiştirmesi isteniyor. Başka isim eklemesi isteniyor. Ve tekrar ifadesi alınıyor. Daha sonra tam bu süreç bitti derken 3 hafta sonra yeniden polisler evine gidiyorlar. Ve evine gittiğinde de Onur artık buna dayanamayıp evinden atlayarak intihar ediyor ve burada da cebinden bir not çıkıyor ve bu notta da aslında kollukta işkenceye uğradığı ve bunları kaldıramadığı, yeniden gözaltına alınmak istemediğini de belirten bir not bulunuyor ve sonrasında bir hukuki süreç başlıyor aslında. Yani aile bu iş karşısında gerçekten çok büyük bir mücadele yürütüyor. Yani anne, baba, Ezgi o zaman kardeşi daha küçük, annesi ve babası büyük bir mücadele yürütüyor. Fakat o dönem tam bir Muharrem Akkaş yürütüyor süreci. Burada sadece polislerle ilgili 2 polis hakkında bir soruşturma yürütülüp işkence, intihara teşvik gibi suçlarla ilgili diğer polislerin tamamı hakkında takipsizlik kararı veriliyor. Polisler şu anda dışarıdalar. Yani aslında 2010'daki açılan davada 2019'da almış oldukları karar bile henüz Yargıtay'da kesinleşmedi. 2. dosyada İstinaf Mahkemesi'nde o dosyada henüz kesinleşmedi. Yani şu anda haklarına henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok. Ama hani demin sorduğunuz soruya cevap verirsem Türkiye'deki işkence pratiği, işkencedeki cezasızlık pratiğine baktığımızda ellerinden geleni yaptılar. Yani bunları korumak için. Hatta şöyle şey oldu. Şimdi 2014'te anne, 2019'da baba vefat ettiği için ilk kararın soruşturma verilmesi kararına karşı valilik itiraz etmiş. Biz çok sonra gördük Danıştay kararına. Şunu demiş ki ilgili başvurucu olan kişiler öldükleri için artık bu karar hükümsüzdür. Dolayısıyla soruşturma izni verilmesi kararını kaldır diye valilik polisleri koruyacak şekilde bir davranışta bulunmuş ve biz bu karardan Danıştay'ın dosyayı bozmasıyla haberdar olduk. Danıştay bozdu, dedi ki İstanbul İdare Mahkemesi'ne olayın tarafları ölmüştür. Dolayısıyla artık bu işlemde hukuki yarar yoktur. Dolayısıyla bu yönüne değerlendirme yap diye. Biz hemen Ezgi adına sürece dahil olduk. Yani Onur Yaser'in kardeşi olduğu, hukuki yararının olduğu, varis olduğu, veraset ilanlarıyla bunları da sunduk. Ve İstanbul 8 İdare Mahkemesi de 2023'te karar verdi. Dedi ki hala bu işlem geçerlidir. Dolayısıyla soruşturma izninin verilmesi kararı doğrudur diyerek İdari olarak lehimize karar verdi. Valilik ne yaptı? Valilik bu karara da itiraz etti ve bu dosyada şu anda Danıştay'da. Yani aslında İstanbul Valiliği, yani İstanbul Emniyeti'nin bağlı bulunduğu ve o dönem polislerin o dönemki idari amiri olan İstanbul Valiliği aslında bu kararların kaldırılması yönünde her türlü işlemi yapmaya devam ediyor. 2 şeyi söylemek istiyorum. Bir, Türkiye'de bir işkenceyle ilgili ciddi bir cezasızlık uygulaması var. Yani bu bir idari pratik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da girmiş bir pratik ve Anayasa Mahkemesi tarafından bile kollanan bir pratik. Yani bütün kolluğu, savcısı, mahkemeleri ve üst mahkemeleri dahi aslında bu işkence pratiğini koruyorlar cezasızlıkla. Dolayısıyla 14 yıl sonra bu yolun açılması önemli bir karar. Artı 2. olarak şu önemli. Yani sizler bir dönemin muktedirlerine güvenerek bu tip fiillere girişirsiniz. Ama yıllar da geçse o devran döndüğünde sanık sandalyesine otururuz. Dolayısıyla bu dönemin muktedirlerine güvenen polislerin, yargı mensuplarının da aslında bunu görmesi gerekiyor. Yani siz böyle bir suça karışırsanız bu suçtan kurtulma şansınız yok. Er veya geç Türkiye'de bu işin takipçileri var, avukatlar var, insan hakları örgütleri var, aileler var, bu suçun mağdurları var. Dolayısıyla bunlar oldukça er veya geç işkence sanıkları yargılanacaklar.